Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere elmalı kurabiye yapacağım. Elmalı kurabiyemiz için ilk olarak 4 adet elmamı soyuyorum. Elmaları soyduktan sonra rendeyle rendeliyorum. Elmaları tavamın içerisine rendeledim. Daha sonra ocağımın en küçük gözünde elmalarımı birazcık pişiriyorum. Ardından üzerine bir çay bardağı toz şekerimi ekliyorum. Ve şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tarçınımı ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Elmalar suyunu bırakıp çektikten sonra soğumaya bırakıyorum. Şimdi elmalı kurabiyemin hamuru için yoğurma kabının içerisine 125 gram tereyağı veya margarin ekliyorum. Ben margarin kullandım. İçerisine yarım çay bardağı pudra şekerimi koydum ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İçerisine bir adet yumurtamı ekliyorum. Bir su bardağı unumu, yarım pakette kabartma tozumu ekliyorum. Unu yavaş yavaş koyacağım. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğim. Aldığı kadar un ekleyin ama ben bu tarifte bu ölçülere göre 2,5 su bardağı un ekledim. Hamurumu iyice yoğuruyorum. Evet, hamurumu yeterince yoğurdum. Şimdi hamurumun iki parçaya ayırıyorum. Bir parçası daha çok olan, bir parçasını daha fazla ayırıyorum. Fazla olan kısmı kalıplarımın içerisine yerleştireceğim. Şimdi ceviz büyüklüğünde bir parça aldım ve kalıbımın her tarafına yayıyorum. Böyle çok kalın olmayacak, çok da ince de olmasın. Daha sonra yaptığım elmalı harcımdan hamurlarımın içerisine koyuyorum. Ve kalan hamurumu merdane yardımıyla açıyorum. Sizin bu şekilde kalıplarınız yoksa normal kurabiye şeklinde de yapabilirsiniz. Ben bu kalıpları BİM'e gelmişti, BİM'den aldım. Açtığım hamuru yıldız şeklinde şekil vererek hamurlarımın üzerine yerleştiriyorum. Kalp şeklini de vereceğim. Dilediğiniz gibi şekil verip üzerini süsleyebilirsiniz. Tüm kurabiyelerimi şekil verdikten sonra fırınımı fansız bir şekilde alt üst ayarda açtım. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirdim. Daha sonra yaklaşık 10 dakika kurabiyelerimi soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra kalıplardan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay çıkıyorlar. Altına herhangi bir yağlama işlemi yapmadım kalıbımda. Zaten tereyağı, margarin kullandığımız için direkt çıkıyor kalıptan. Tüm kurabiyelerimi kalıptan çıkarttım. Biraz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeriyle süsledim. Şimdi sizin için kurabiyemin tadına da bakacağım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ben elmalı kurabiyeyi zaten çok seviyorum ama bu tarif gerçekten harika. Umarım benim bu tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.